geride bıraktığımız haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle yeniden sizlerle beraberiz. Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Nene Hatun gemisinde açıklamalarda bulundu. Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında 300 metreye varan ormanla santralin arasında bir yol koridoru açtıklarını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, bu yol koridoru sayesinde Yeniköy Termik Santrali'nin güvence altına alındığını belirtti. Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilmiş ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun başta olmak üzere 11 gemiyle Muğla bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına denizden destek verdiklerini ifade etti. Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi alan Bakan Kara İsmailoğlu, AFAD koordinasyon toplantısına katıldı. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumların etkin mücadelesi, vatandaşın sabrı ve katkısıyla kısa sürede Çin'deki yangının da üstesinden gelindiğini aktaran Bakan Kara İsmailoğlu, afetin izlerinin kaldırılması için topyekün bir mücadeleyle çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu, Ortaca ve Dalaman Belediyesi ziyaretleri sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Dalaman Havalimanı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Kontrol Merkezi'nde çalışmaları inceleyerek briefing aldı. AFAD toplantısı sonrasında basın açıklamalarda bulunan Bakan Kara İsmailoğlu, yangın felaketinin zorlu bir süreç olduğunu, seferberlik ruhuyla devlet millet birlikte çalışarak yaraların sarıldığını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanağın ardından sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Meydana gelen sel felaketlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kara İsmailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını, devletin tüm imkanlarla sahada bulunduğunu ve tüm ekiplerin ekipmanlarıyla teyakkuz halinde olduğunu kaydetti. Bölgeleri incelemeye gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerini de ziyaret eden Bakan Kara İsmailoğlu, ulaşılamayan köylere ulaştıklarını, kapalı yolların açıldığını ve kısa sürede hayatı normale döndüreceklerinin altını çizdi. Kastamonu'da da yolların ulaşım faaliyetleri ve hasar görmüş köprülerin tamirleri, yenilerinin yapımı ve yıkılmış olan köprülerin yerine geçici ulaşım yollarının, geçici köprülerin imalatlarının hızlı bir şekilde başladığını söyleyen Bakan Kara İsmailoğlu, güçlü bir şekilde şehirleri ayağa kaldırmak için mücadele edildiğini, bu afetin izlerinin de ortadan kaldırılacağını vurguladı. Gelecek haftanın gündeminde yeniden görüşene kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.